Musul, Kerkük, o? Canlar düştü yerlere. Boxing Day, Boxing Day diyoruz ama bu nedir diye sorabilirsiniz. Evet. <laughs> Ay. Sokrates Stüdyo'ya, Londra merkeze, 2019'un son Londra Merkezi'ne hoş geldiniz değerli izleyenler. Ee, yılbaşı özel programında sizlerle birlikteyiz. Özel bir şey yapmadık. Herhangi bir şeyimiz falan da yok. Böyle ...hazırlığımız falan da yok. Böyle girdik programa. Ee, Erman dedi ki... ...tek bir şey yapacağım, ben tek bir şey için izin istiyorum. Bu, bu şarkıyı, şarkıyı açacağım, dedi. Tabii yani biliyorsunuz... ...Gökmen abimizin, üstadın... tam kapat artık da öyle konuş. Hayır. Yılbaşı performansından kapat, sonra... Kapat, kapat. Dur. Yılbaşları benim için bu şarkıyla özdeşleşti. Bir Oğlum kutu... kapatsana şunu, konuşman anlaşılmıyor. Anlaşılmasın. Şu anda önemli olan Murat Boz ve Uçurum. Ee, yeşil koltuk bugün ışığa ve sese biraz duyarlı olacak. Haberiniz olsun. Ben yani 2020'ye eğer... girdim. Ha? Ben 2020'ye girmiş durumdayım şu anda. Ya, o hızla geldin zaten sen. Evet. Duramadın ve girdin. Şu anda gelecekten sesleniyorum size. Keşke böyle olmasaydı. Çok ilginç bir gece yaşadım. <laughs> nedir? Acaba nedir nedir? Yalnız evet. mıydın? Değildim. Tamam. Ee, binlerce. İnsanla beraber coşkulu bir kutlama içerisindeydik. Hmm. Ee, bu güzel gecede biliyorsunuz dün Dünya Forma Günü'ydü. Ben de giydim formamı ve Dünya Forma Günü vesilesiyle Ne forması giydin? İspanya giydim. Düz mü? İsimsiz mi? İsimsiz. Düz İspanya mı? Düz İspanya. Ee, ne de olsa biz de bir Madridliyiz. İspanya'nın bölünmez bütünlüğünde Temsil ettim partide, ee, buradan arkadaşlarımla beraber sonra çıktım partiden ve öyle gezdik dolaştık. Enteresan bir geceydi. Ee, bunun dışında çok ilginç bir olay yaşandı, sen de biliyorsun. Ee, bugün Boxing Day, o yüzden de bir sürü maç var Premier League'de, biz de bu programı yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Ben de anlamadım. Çünkü bugün oynanan maçlar, evet. bugün oynanan maçlar. Oldu değil. Biraz. Şu anda oynanan maçlar. Ha, yani. Yani bu herhangi bir maçın 60. dakikasında falan girmiş olabilir bu. Evet. Ama hayatta böyle bak bir decade'in sonuna geliyoruz. 2010-2020 arası. Artık. Decade. Evet, decade. 10 yıl geride kaldı ömrümüzde. 2020, 2020 çok güzel değil mi? Çok güzel. 20, 20 dolu 20. dolu. Evet. Ben zaten çift yıl severim. Hı. Ben de severim. Çiftli ee, mi? Tabii çift, ki çiftli ha. yıllarda ya Avrupa şampiyonası olur ya Dünya Kupası olur. Onun için değil ama bana daha şey geliyor. Peki ne bir şey soracağım. Daha verim verim aldım Yani hayatımın en iyi 5 yılı mesela toplasam Heh. böyle en iyi 5 yıl işaretlesem hepsi çift. Şimdi Ben onu soracaktım. Oyunca. Oyunca. E, artık elinizde 3 tane decade var sizin. Değil mi? Tabii baktığımız ben, zaman. Bu ben de 4 arasında... var abi. Bence de 4 var lan. 80 Öyle 90 90, 2000. O zaman 2000, ilk üçü alabilir miyim hangi eee decade benim hmm. en uzaktaki dikeyitlerim en iyi dikeyitlerim. Ge geçtikçe zaman kötü oldu dikeyitlerim. Benim 2010'larım iyi. Bunu yazın, altyazı falan verelim. Çok güzel oldu biraz. <laughs> Tabii. Abi. Benim en kötü dikeyitlerim, en yakındaki dikeyitlerim yok. Benim tamam, bir kere söyledim. Benim tamam, en, ama, en tamam, iyi dur, buldum. Benim en iyi dikeyitlerim, en uzaktaki dikeyitlerim yıllar geçtikçe kötü oldu dikeyitlerim. Evet. Bravo. Ee, mesela benim en kötü dikeydim muhtemelen... Dikeyit. E, 2010-2020'dir. Hakikaten niye? berbat bir decade. Ha? Niye? Ne demek niye? Kendine yeni bir kariyer yaptım. Ya evet onları yaptım ama yine de ben... Ama mutlu değil. 4 decade'imin arasında en sona atarım. 2012 ben Ben 80'leri çöpe attım şu Benim anda. Benim en iyi dikey... Ulan bir sus. Benim en iyi dikeydim de 90-2000 arası dikeydim. Ben de. 919 9-19 yaş arası gerçekten çok verimli geçmişti. 2000 ile 2010 olmasaydı da 2006'ya kadar falan gidebilseydik... Orayı da verimli dikkatlerden alırdım. 2006'dan beri yani şey Mutlu diyor Mutlu değil misin 2006'dan 38 beri. senedir kendimi iyi hissetmiyorum diyor ya. Kral onun gibi yani. Son işte 20-30 senedir pek iyi değilim. Sen? Ben 80'lerde çocuk yani çok küçüktüm. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Onları çöpe atabiliriz. 90'larım iyiydi. Son 10 yılım iyi. 10 yıldan verim aldım ben. Çok verim aldım yani. iyiyim yani. Keyfim yerinde. Kanal kurdu. Adam 150 bin abone yaptı. Tabii ki memnun olur. 136. Bu arada Arkadaşlar e... abone olun Allah aşkına bak rica ediyorum. Hakikaten bu arada 150 bin abone nasıl ulaştı falan diye dalga geçtik geçtiğimiz evet. hafta 150 değil misiniz ben çıkayım diye biraz utandırmayın bakın yani burada oturduk program çekiyoruz çok zor durumdayız hakikaten buna rağmen yani rica ediyorum. Bir... 444 2 525 arıyor hangi? Akbank. Akbank mı? Borcun var demek. Aslan kalan bizde yıllarımız. Şey, 25 25 A ve K Ak. Hı? 2 A 2 de. Be, B... abi numaralarda şey oluyor ya 2'de A, B, C, 3'de... Eğer... Yani 444 ak ak aslında. Vay be evet. ulan aka bak. Ak yapayım derken. Ay, ay. Öyle işte. Biz Erman kim tişört güzelmiş. Evet ben de şimdi Erman için aynı şeyi söyleyecektim. Ee, ee, bunlar güzel. E, özel yaptırıldı. Ee, Sokrates. Erman, Onur'un yeni günahını çıkardı geldi, yani görünüm ondan dolayı böyle şeyi çıkardı, ya yakalığı çıkardı. Papaz. Papaz. Evet. E, açıklamak ister misin? Açıklayayım. Açıklayayım. Sokrates şeyleri. dergi olarak her kuşu... <laughs> böyle açıklanmaz tabii. Her şeyi yaptık, bunu niye yapmıyoruz dedik ve ondan sonra da dedik ki, ulan bir de dedik tişört çıkartalım. Hoodie çıkartalım, ne bileyim short, don. Short. Bunları çıkartalım, çorap. Şu an Erman dondan da giyiyor bu arada. Evet, e, sok Sokades donu sadece Ermana verildi evet. ama Satış, evet. satışta. Özel değil. bir don gerçekten. <laughs> e, yani bunları çıkarttık, almak isteyenler alabilirler. Nereden? E, muhtemelen. Erman masadan aldı. Erman bilmiyordur. İnternetten. Evet. Sokratesdergi.com'a giriyorsunuz. Diyorsunuz. Dükkan nokta. Dükkan nokta Sokratesdergi.com'a Dükkan nokta Sokratesdergi.com'a giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben mesela hoodie alacağım. Hop hoodie'ye tıklıyorsun. Hoodie geliyor. Ben diyorsun tişört alacağım. Hop tişörte tıklıyorsun. Tişört geliyor. Ben diyorsun. Don, don yok. Don yok. Don bir de var. Evet. Bunlar var. Ha evet bunlar var. Bunlar var. Pak paket değil. Poster var. Poster var. Hangi posteri önerirsin? <gülüyor> <gülüyor> Yıllar boyu yapılan illüstrasyonlardan hangisi en çok aklında kaldı? Mesela? İllüstrasyon çok ilginç bir olay. İllüstrasyon yapan arkadaşlara çok özeniyorum. Ben böyle bir şey bilezik takamadım koluma. Ee, gerçekten altın. altın bilezik. İllüstrasyon hakikaten enteresan bir sanat. Yani ben illüstre edenlere çok özeniyorum. Ee, o yüzden de Yaşasın illüstrasyon. Sözlüğe kalkmış gibi oldu. Yani hiçbir, hiçbir şey bilmiyor. Çalışmamış ama sözlüden yok. bir şeyler evet. almaya çalışıyor. atıyor şu an. Evet. Eee o zaman sepete mi geçelim? Dur mi? dur ne dur, sepeti? dur. Acayip gelişmeler Yılbaşı oldu. Yılbaşı mesajı verelim. Evet, verelim. evet verelim. Ver. İlk sen ver. Buradan herkese. 2020 yılı tüm canlılar için... İnsan diye de ayırmıyorum, Ben her canlıyı severim. Ee, her canlı çok değerlidir. Artı her kuşun eti yenmez. Bunlar. En çok... değerli canlı hangisi senin için? En değerli canlı canlı. falan... <laughs> Küçük bir şey attım oraya. Abi, en değerli için... kapat kapat. İnsan insan. Hı? Kapat. Nereye kapat? Dur oğlum dur. Mesaj Kapadım. veriyorum. Her canlı için ah. yok onlar... Atamadım zaten. Yemek sepeti. Evet. Yemek sepetiyle haftanın enlerinde programımıza devam ediyoruz. Az bir şey, bir toparlanma hissediyor musunuz? Yani. Yani o zaman yemekler... Yemekler. Kendinize getirin. Başlıyorum. Erman Yaşar'a lahmacun, İrfan Demirtaş önermiş. İrfan'cığım teşekkür ediyorum. Çünkü lahmacun benim en sevdiğim besinlerden biridir. Lahmacun her şeyden önce şöyle bir baktığın zaman zaten önce insanın gözünü doyurur, sonra kendisini doyurur. Aynı zamanda lahmacun... E, Evet, önemli bir besin kaynağıdır. Müthiş bir kaynaktır. Bir şey soracağım. Lahmacun'u limon sıkar mısın, sıkmaz mısın? Sıkmam. Ben lahmacun yemiyorum. Lahmacun... Ha sen bıraktın o işleri. Lahmacun'un arasına ufak ufak bezenmiş yeşillikler... Hatta bu soğanlı da yenir. Yani eğer o gün içerisinde öpüşmeyi düşünmüyorsanız ya da insan içerisinde çıkmayacaksınız, Ona vurun soğanı Öf. <laughs> ya da karşındaki de... Hani öpüşmeyi düşünüyorsun ha, mesela o da, ama o da... O da ha. hani... Tabii. Önemli bir soru yani sorabilir miyim? Çift taraflı mi bir soğan yiyip olursa... Tabii karşıdaki soğanı yiyorsa öpüşebilirsin. Tabağındaki e, mor renkli besin nedir? Çarp. Bu mu? Ha, Turp. Ben, benim bildiğim... Turp olma uzman. ne? 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 Yani o renk ne bileyim önündeki de ayrı bir renk, arkasındaki de bir mor böyle bir değişik bir mor. Abi turbun, turbun. dışarıdan alınan kısmından ha. içeriye doğru daha morlaşıyor yani. Evet. Bu güzel açıklama için teşekkür ederim. Bir şey gittikçe morlaşır. Turp gibisin lafı da oradan gelir zaten. İçe İçine doğru mora gösterir. Evet. Onur Erdeme, Önder Çakırgil, Kumru önermiş. Evet. Önder Çakırgil bana kumru önerdi. Ben de kumru söyledim. Fakat bu kumru değil. Eyvah. Bu karışık sandviç. Eyvah Onur eyvah. söylüyor? Eyvah bu kumru eyvah. Kumru değil. Bakayım. Bakayım hakikaten kum. ee, bu kumru değil. Evet. Onu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Katılmamak bu, elde e değil. E çok karışık bir sandviç. Ben her yaz çeşmede Alaçatı'da. Kumru nohut ekmeğinden yapılır. Aynen. Hacim bu normal Emişte. ekmek galiba. Bu düz ekmek. Çeşmede Alaçatı'da Hacı Hepsi aynı yer oluyor zaten. hacimemiş küçükten büyüğe doğru çıkıyorum şu anda. Bu namussuzdan Emreciğimle her gün dört tane atarız karşılıklı. Tak 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 tek. Ayran çok iyi gider bunun Üf, yazıyor. ayran bunun şeyidir. Dostudur. ...arkadaşıdır. Değerli bir arkadaşım. Ee, Onur'a %100 yüz katılıyorum. Onur zaten bir İzmirli. O yüzden Kumru'yu benden iyi bilir. Ama ben de hafta içi İzmir'deydim. Pazartesi günü İzmirli dostlarımla buluştum. Ee, bir takım temaslarda bulundum. İzmir'de de gerçekten. Nasıl temaslarda İzmir'de bulundun? Çok seviyorum. Dokundum. Onlar bana dokundu falan. Birkaç kişi şey yaptı. Kaç kişiye dokundu? Özellikle Göztepe Kulübü'nün çevresindeki... Ha o konuya gelelim. Beni kışkırtmaya çalıştılar birileri Twitter'dan Sen para. hiç o oyunlara gelmemişsin. Zaten evet. biz her takımı eşit uzaklıktayız. Sadece Göztepe Kulübü... Sadece bazılarının stadını... Ya hayır. Yani Göztepe Kulübü böyle bir davette bulundu. Osasun'a da çağırsın, ona da gideriz. Grosshoppers çağırsın, ona da gideriz. Biz de gittik, çok da güzel bir stat yapıyorlar. Yapmışlar hatta yani, açılmaya çok yaklaştı. Orada Göztepe'de arkadaşlar... Ben her takıma eşit mesafede değilim ben de dedim canım tabii Real Madrid için falan biz çok büyük olaylar çıkartırız. Ama yani Türkiye'den diyelim her takıma. Kumru'dan nasıl geldin abi buraya? Kumru öyle yani. Ben de İzmir'e gittiğimde de bu pazartesi de oradaydım işte temasla bulundum. Yemedim ama gördüm. Gerçekten kumru o, odur yani bu değil. Peki. Bana da peynirli omlet önerilmiş. Bay Hazni önerdi. Ben de omleti sevdiğim için aldım. Evet. Haftanın, haftanın enlerine, geçelim. enlerine geçelim. Topçuyu William seçtik. Doğru. Willian, topçudur. İki gol attı. Özellikle önemli oyuncular. bilgiler. Evet. Tamam. <laughs> Detaylı bilgiler veriyorum şu an. İçinden geçti topunu. Özellikle oyuncu bir tane penaltı geçti ama top olsun. olarak da iyiydi. Charles ee, ne yaptı yalnız ya vallahi olsun. helal olsun. Galatasaray adı da Neyse, bunları. O yüzden konuşarsın. o yüzden haftanın hocasını Frank Lampard seçtik. Hocaların hocası olarak da kabul edilir. Sen bu konularda iyisin. Teşekkür İyi ederim. İyi bakalım. Yani Lampard yalnız senin hocan da şey atıyordun, tweetler atıyordun, hocam yargı dağıtıyor, atıyor, döndü, onu yapıyor, bunu yapıyor falan He. filan. Tokat manyağı olacak yakında. Yok, hiçbir şey olmaz. Tamam, okey. Devam et canım. Sakinleştiyseniz. Hı. Haftanın kalecisini Ben Foster seçtik. Niye Ben Foster? Güzel. Neden olmasın? Olur. Niye Ben Foster? Ben, ben her hafta Bentley'ni de seçebilirim. Bentley'ni evet. Ben ee, Foster iyi kaleci ya. Özellikle Arsenal karşısındaki... Yok, o şeydi. Fraser Forster'dı o. -hı. Southampton'daki çocuk. Lanet o ne oldu ona? 2 metrelik dana. Şey dana. galiba. Gene Rangers'ta mı? Celtic mı? Chels, Ay, Celtic'te Ay, falan da. galiba. Hmm. Emin değilim. Ee, haftanın Obama takımını... Kolu kopuyor. O, Obama Yang'ın kolu kopuyor. Ayda. Hı. Onu Hadi. O figürü bize açıklar mısın Onur Erdem öncelikle? Bu figür... E, Obama figürü. Ya da bir dakika. O figürü ve hmm. o figürün nereden geldiğini şeyden sonra yapalım. Tabi tabii Olur. sepetten sonra arkadaş yapalım. geldi. Sonra tamam. Hoş geldin. Nasılsın? Evet. Patron gidiyor. Geçen hafta sen kediye tekme atmışsın. Hayvan hakları savunucuları altına üşüştü şey. Tekme falan Ha öyle vuruyorsun kedi. Hayır, kedinin yoluna engel koydun. bırak. Tamam devam edelim. Haftanın takımı Soton. Soton. Neden? Neden? Çünkü Lampard'ı seçtiğimiz için Chelsea'yi seçmedik. Mantıklı hareket. Haftanın golünde Onur seçti. Jack Grealish. Çok güzel gol attı da. Müthiş. Müthiş. Bilya'nın golü de iyi de. Yani. Şey, ee, bu Jack Grealish'in bu performansının Euro 2020'ye kesinlikle alınmayacağına dair söylentilere bir nazire yaparcasına. Niye kesinlikle alınmıyormuş? Yani böyle ne bileyim açık abi, açık Southgate, almayacağım abi, abi yani. Southgate almayacağım diyor. Abi Southgate almayacağım. Yani. Southgate'in de yani... Manyak mısın Southgate? Hayır hayır. Böyle bir açıklamayı şu andan yapıyorsan o da manyak. Belki Nerede herifi gazlıyor gaz abicim. Belki taktik yapıyor. Güzel. Grealish diyor. Almayacağım seni aga diyor. İstiyorsan diyor. Jack 20 demiyor 20 20 dersi, diye. Ağzında kuş tut diyor. Jack ha. demiyor mudur sence? Jack diyor. Jack, Jack, Jack demiyor muhtemelen. Ee, bir de haftanın sorusunu şey yapalım. Hı. Ee, Yağız Toker sormuş. Yağız Hı -hı. Toker. Ee, haftanın sorusunu nereden alıyorsunuz diye sormuş. Ee, metrodan alıyoruz. Orada ucuz oluyor. <laughs> Beşli paketler halinde. Hafta evet. hafta kullanıyoruz. Aynen. Böyle. Haftanın sorusu da bu e, şekildeydi. E, o Hı. zaman Obameyang'a doğru yol alalım. Anlatayım mı Obama Yang'ı? Şimdi yemek sepetini kapatacağım, Obama döndüğümüzde. anlatmakla bitmez. O kabonlu bir işçi çocuğu. O kabonlu bir... Bu yalnız... Hı. Çok Obama Yang gibi değil de... Neyse bu konuyu şey yaparız. Tamam o zaman yemek sepetini kapatalım, Obama Yang'a geçelim biz. Obama Yang'a kaldığımız yerden devam Bırak edelim. Bırak şimdi Obama Yang'ı. Daha önemli bir olay oldu. Nedir? Bu dikeyde ben biraz laf attım. Dedim ki bu dikeyt güzel bir dikeyt olmadı falan. Dukate. Ama bu dikeyt bana ya ha dikeyt ha dakeyt. Onur seni 72 kez düzeltti ama pek umurunda Allah. olmadı. Allah. Düzeltmiyorum seslendiriyorum seni. Bize Elvin gibi bir insanı getirdi. O yüzden de. 2020'de bu... götürebilir. Bir sonraki dekeyt kötü olabilir. Canı sağ olsun. 3 Ocak'ta randevusu bu, var. Bu dekeytte yani. gördük bu çocuğu. Geçen cimdeyim. Böyle vücut yok değil mi? 10-15 dakika bisiklet yapayım diye cime geldim. Aynı cimdeyiz. Ervin cimle. Ervin cim. Ee, bir, bir buçuk saat antrenman bastıktan sonra Ervin'in özelliğidir. Tişörtünü atar. Havluyu şuradan şöyle sarkıtır. Diri vücuduyla gezer cimin ortasında. Kardeşim ben böyle bir şey görmedim. Yani tabii ki bu adamı sınır dışı ederler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Cin birbirine girdi. Ederler böyle adamı sınır dışı. Yaşayan Seksepel ya. Gerçekten. Gık 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 gülüyor. Gel gel gel. Gel bir 2020 mesajı ver. Bir de 3 Ocak'ta belli oluyormuş galiba. 5 Ocak mı? 3 -3. Kaderin. Yaşayan Kader'in. Yaşayan Seksepel. Azirice şey desene. Yaşayan Seksepel'im ee, ben de. Hayır hayır. Yeni yıl mesajı ver. Yeni... Söyleyebilir Yeni iliniz mübarek. İl mi? İl. Yok. Yıla il mi deniyor? 83. Aa, il olarak. 82 il mi vardı? <laughs> ben de bir sen, şey ben şey ben 81. 81'di lan. 82. Neydi ya? 80, ne 80 Musul, Kerkük bir şey. Neydi o? Ne saçmalıyorsun aslanım? Kapattıracak <laughs> kanalı. Manyak mıdır ne tamam, tamam. Kendi tamam. açtı, kendi kapatır. <gülüyor> <gülüyor> kapatır. Ne var? Ha, yani. ee, 3 Ocak'ta Elvin... Armanda Elvin'e destek için spor olarak ne yapıyorsun yani o vücudu neye borçlusun? Geçen çok Instagramında da bir sırt fotoğrafı en vardı. En beğendiğin yer sırt değil mi? Sırt maşallah. Güney Kıbrıs'tan başlıyor. <laughs> Avustralya'da bitiyor. Böyle bir sırt görmedim ben. Bu ne genişlik. Bodu buldun. Bodu bulduk. Sağ ol kardeşim çok aydınlattın bizi. Bodu bulayım O sırt için ne yaptın mesela? O sırtın açılması için. Açma gelme yapılıyor. Yani... Ve Aikido. Aikido mu? Evet. Alakası yok ama. İşte evet biz o... <laughs> ama yok var. Sopalı At olan değil mi Aikido? Yere atlatırsın kendini. atıyorsun kendini. Parkur mu oğlum bu? Aikido'ya niye yere Bayağı atlıyorsun? Bayağı yere atlıyorsun yani. Benim sırtım şey olsun diye. Neyse Premier konuşalım birazcık <laughs> evet. o zaman. Elvincim öpüyoruz seni. Ee, Aubameyang'a dönebiliriz. Elvin'den. Aubameyang diyordun. Ya bu Aubameyang'a benzemiyor. Onu söylüyordum. Bunu kim getirdi bize? Ha işte arkadaşlar bu açıklamayı yapması için Ozan Sülüme sözü bırakıyorum. Ha <laughs> bize Şimdi... diyorlar ki o hesap hanginizin? Şimdi geçtiğimiz haftalarda hatta geçtiğimiz hafta daha çok. Ee... küçük dilim şişti ya. Ha küçük dilim şiş. Neden oluyor? Ee, uzayan gece. Hı. Uzayan gecelerden dolayı. Olsun. Bazen de yutuyorsun onu biliyorsun. Dilim mi? Küçük dilimi yuttum falan derler ya. Evet. Şimdi geçtiğimiz Adam hafta... Adam yapıyordu. Yok dilim, yok dalağım. Kardeşim bir saygı duyuyor. Tamam özür dilerim buyurun. Evet. Şimdi geçtiğimiz hafta 72 kez Erman Yaşar out of context Londra merkezi dedi. Evet. Çok yoruldu. Yoruldum. Dedi ki bu çocuğun adı ne? Ne yok mu adamın bir kısa ismi yok mu? Varmış. Bunu söylersek olmaz. İsim vermeyelim şimdi ama. Yok, verelim, verelim ya. ya. Verme verme. Sordun verme. mu? İcazet aldın mı? Soralım mı? Ver diyor. Hulusi. Ver. Tamam Hulusi. Kod adı. Verdi. Yok lan, gerçek adı neydi? Hulusi değil miydi? Hayır söylemiyoruz ismi. Söylemiyoruz. Biz kapıda tanıştık ben Hulusi diye hatırlıyorum. İşte hatırlamıyorum. Şu anda herhangi bir şey derece. hatırlamam bile iyi. falan diye bir şey diyordun ama. Haluk ha? Haluk. Ha Haluk. Ne olacak canım? Herkes öğrensin. Daha, Haluk ismini öğrenmesin insanlar diye biz Hulusi diyoruz. Evet. evet. Mantıklı ee, bir hareket. Kendisi ta Londralardan. Vallahi geldi. Geldi. Gerçekten Londra'da yaşayan... Ee, bir öğrenciymiş ee, Londra'da hiçbir sosyal e, grup içerisine girmeyince bizim programa e, başka bir mantığı yok çünkü insan Londra'da niye bizim out of context'imizi açar ee, bu soru kendisine de soruluyor mu zaten ee, kendisi geldi ee, gizemli kalmak istedi arka planda şu anda oturuyor Obama yango getirdi Obama yango getirdi bana da kendisi çorap getirmiş fakat benim e, yani tematik bir çorabım var diye şey etmedim şimdi yılbaşı. yılbaş yılbaşı çorabı. Aslında da özel bir şey yapmadım yani bu program hazırlanırken. Hı -hı. Ee, bir sürü şey yapabilirdim vazgeçtim. Ee, çok şey çıkıyor artık. Suyu çıkıyor bu, bu tip şeylerin. Böyle. Ee, programda ne konuşacağız biz? Şimdi programın Ya ne şöyle var? bir yanlışlık oldu. Bugün biz şimdi ya boxing day ve bir sürü maç oynanıyor. Biz şu anda programdan önce neden futbol konuşmuyorsunuz diye sorarsınız. Evet. Çünkü şu anda oynanıyor zaten. Şu anda Futbol maçlar kendi oynanıyor. Konuşuyor zaten şu anda. Evet, yani. maçlar oynanıyor. Biz bunu yanlış günde çekiyoruz. Yani evet. sorun bu ama çekmek durumunda için perşembeye inliyoruz. Yani bize bize ters geldi bu. O yüzden şey. şimdi bırakın futbolu da ben size bir soru sorayım. Biz küçükken haftaya konuşacağız ama. Biz küçükken Hı. bize gösterilen ve bizim hayalimizde canlanan 2020 ile şu an 3-5 gün uzaklıkta olduğumuz 2020 ne kadar farklı değil mi? Böyle arabalar uçuyordu, robotlar sağda solda takılıyordu. Bana de... 2020 gösterilmedi. Küçükken. Ne gösterilmedi lan? Ne gösterilmedi? Yani uç oğlum yani bir ne tek uçan araba yok şu anda. Ulan geleceğe dönüşte Martin McFly 2015'e gidiyordu. Herkes tuttuğunu yani uçuruyor derken tuttuğu hoverboard'la uçuyordu, uçuyordu falan. O var hala şu anda yapılabiliyor. Ya biz ne diyoruz? Hoverboard olmadı ama Martı oldu. Martı'yla Mart var. Martı da zarar ediyormuş. Hadi be. Hmm. Niye? Bilmiyorum ben de anlamadım O ama kadar zararlıymış. Yazık. O kadar da simit atıyorlar. <laughs> Ay. Ee, şimdi özellikle bizim programın geleneğidir. Evet olur. Bir kere oldu ama daha önce. Ee, Erman Yaşar Boxing Day'in ne olduğunu açıklaştı. Boxing Day, Boxing Day diyoruz ama bu nedir diye sorabilirsiniz. Daha önce görmemiş ya da maçını izlememiş olabilirsiniz. Dün bana nedir? bir sorular geldi Ozan'cığım. Erman Bey dediler. Ee, Boxing Bey mi dediler? Day. Evet. Boxing ne de nedir dediler ben dedim ki ben özelliğimizdir bizim Londra merkezde açıklarız bunu başka bir yerde açıklayamam o yüzden şimdi bu açıklamayı yapıyorum. Yani sokakta ne demek? Sorduysanız kutu. Cevap kutu. Evet. Boxing ne demek o zaman? Box kutulama. Yapmak demek. Ee, kutulama. Güzel. Boks yapmak demek değil mi? O da aynı zamanda ama biz burada hangisini kullanıyoruz? Kutulamaya kanalize kutulama. olacağız. Şimdi İngiltere biliyorsun topraklarında bir şeyler olan ve aynı güneş zamanda batmayan. güneş batmayan bir ülke. Yıllar yılı çok büyük bir krallık, imparatorluk ve zenginliğin timsali. Hala da öyle. Önemli bir ekonomi. Bu İngilizler önemli bir ekonomi oldukları için zengin olduklarından dolayı bol bol yiyorlar. Yiyorlar da yiyorlar. Ama dünyanın en zengin ülkesinde bile fakir vardır. Çünkü hayat karşıtlıklardan ibarettir. Dünyanın en zengin ülkesinde de fakir olduğu için ki şu anda İngiltere dünyanın en zengin ülkesinde bu da tartışılır. Ee, ne oluyor? Zenginler Christmas akşamı ya da yılbaşı akşamı luk 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 yerken fakirler de dışarıda işte jingle bells, jingle bells falan ama aç karnına hiçbir şey yok ondan sonra. Dayıyor suyu, karnı doyurmak için falan. Sonra zenginler de diyor ki, ya kardeşim diyor. Yemek sonra paket diyelim. Toplum, sosyal dayanışma şu bu. Biz yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz ama bunun öbür tarafı da var. En azından biraz sevap alalım ki yarın öbür gün sıkıntı yaşamayalım. Bunları kutuluyorlar ve şeye koyuyorlar. Fakirleri mi? He, fakirlerin bulunduğu bölgelere koyuyorlar. Fakirleri koyuyor. mi kutuluyorlar? Hayır. Ee, akşam yemedikleri, yiyemedikleri fazlası işte kalan. Atıyorum kafadan 3 tane hindi döndürdü abla. 2 hindi yendi, 1 hindi kaldı. 1 hindi hop boxing veriyor muhitteki kötü bir anlatım şu an. Fakir peki bir şey diyeceğim. Evet. Ee, biraz daha hani fast forward yapalım, hızlandıralım. Tabii hızlanalım. Maçlara nasıl Boxing Day? O e, da şöyle oluyor. Ee, tabii futbolcular da bir çok Bir güne zengin. bütün maçları kutlayıp... Hayır. Ya dur şimdi. Şöyle. Şimdi Pek Premier Tatsız ligde anlattım. çok büyük paralar dönüyor. Hı. Premier ligdeki oyuncular 10 milyon pound, 8 milyon pound. 4. Division'da millet aç. Ya işte o da diyor ki Boxing Day. Bundan sonra diyor biz herkes... Benim bir... de adım Boxing Day, senin de adın Boxing, Boxing Day. Day. Bundan Day. bundan sonra. senin adın... Boxing Day. Maçları bir günde oynayalım diyorlar. Aynen. Tamam bağladık böyle. Ee, bunun dışında futbol konuşmak ister misiniz? Önce konuşalım konuda. hadi gel. Olur ne istersin? Ne, ne istersin mesela? Ne konuşmak istersin? Futbol Hı. 22 tamam. adamın topu peşinden Evet ne koştu. konuşalım? Şimdi şey, öncelikle bir şey de... soracağım. Sor. Bugün kritik bir gündeyiz. Ben Dediğim bugün gibi... bir şey okudum sabah. Ne okudun? Arteta demiş ki şaka City'deyken de çok beğendiğim bir oyuncuydu falan bir şeyler demiş. Bence dememiştir. Ben şaka e, ile ilgili şimdi konuşmak istemiyorum. Tamam. Sizdeyken ben de çok beğenirim Arteta şeyi. Çok Aynen. Şeyi. ben de sıkıyorum. benden uzaktayken beğeniyorum. Evet. Ben mesela Basel'deyken çok beğenirdim. Gladbach'tayken de çok beğenirdim. Evet. Bize geldi. Şimdi 15.30'da maçlar başlayacak. Gece yarısına kadar müsabakalar oynanacak. Ama bu program girdiğimde... Bu program ne zaman girecek? Onur Erdem bak şimdi. Programı çekiyoruz. Evet. Nereden baksan 7.30 falan girmiş oluruz. O zaman maçların büyük bir kısmı net bir, bir şey olacak. Net bir saat vereceksin. Maç saati var. Maç saati vereyim. 15.30 Brighton Tottenham. Bak şimdi zaten yetişmiyor. 20-20.30'da Manchester United, Newcastle United var. Öncesinde Kadrolar var? bir saat önce açıklanıyor. Ondan. Öncesinde ne var? 18 seansı var bir sürü maç var. 18 seansı. Nereden baksan o 20'de biter. 19.30'da gireriz biz bunu. Bunu kontrol edin. Ee, 19.30'da girdi mi de mi? de Leicester Liverpool Oralara kalırsan parçalanırsın. Leicester Liverpool maçı bu bizim için de çok özel bir mücadele. Çünkü konuşamadım. Çünkü on, e, kim anlatacak? Ben anlatacağım inşallah yani. Yani ortam. peki olabilirliği nedir bunu sence? Anlatırız ya biz neler anlatırız. Biz Erman'la bugün ikimiz birazcık zor bir süreç geçiriyoruz. İkimiz bir fidanın dallar açan gül yok güller açan dalıyız. Onun da repini yapmışlar. Repini ee, rapini mi yapmışlar? Maalesef. Şeyle Safiye Soyman'la neydi? Faik abi. Faik abi. Faik abi rap yapmış. Safiye Soyman da ip ikimiz bir... Bu film. gerçek mi? Evet gerçekten yaşanmış bu. Rev furyası. Kalbime ne diyorsunuz? Karat. Senin kalbin ondan çok daha büyük Onur. Senin Oo. Öyle ufacık bir kalple Teşekkür şey yapamam ederim. seni. Ben evet. simgeleştirdim içimin temizliğini burada ama. Baya beğendim ben üstündekini. Teşekkür çok güzel çok sağ ol. Yani diyeceğim o ki Liverpool bayağı avantajlı şu anda Premier Lig'de. Bu görülüyor. Manchester de çok ciddi bir avantaj kaybetmiş. Şunu kapandan çıkarsan artık. İz çıkaracak ondan şey yapıyorum. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Çıktı mı? Yok yok zaten İyi. yandan görmüyorum seni sıkıntı yok. İyi tamam. Beni yandan görüyoruz sadece. Tamam. Senin üstünde ne yazıyor? Varum lan yazıyor. Hmm. Neden lan? Anlamına gelen. Varum? Neden? Düşünüyorum öyleyse Varum. Evet. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Önemli bir soru. Program sorun. ilerlemiyor şu anda. Ben ya, moderasyon konusunda çok ciddi bir problem... İlginç bir durumdayız. Şey, biraz salacaksınız kendinize. Program moderasyon ilerlemiyor. Moderasyon olarak da biraz zorlanıyorum. Özellikle siz değerli iki konuğumun e, zor durumunda durumu ya. alakası. Ya ben şunu söylemek mı? istiyorum. Açık 2020. Açık, açık konuşalım konuş. kardeşim. Yeter artık ya. Açık konuş. Açık konuşalım artık Ben iyi durumda ya. değilim. Fiziken iyi durumda Oğlum, değilim. yani Net şekilde bunu söyleyebilirim. Sabaha kadar parti vardı. Heh, benim Mecbur, de yakın bir durumum var. Hakikaten çok zor durumdayız. Yani normalde ben bu partiye gitmekle mükellefim. Çünkü bu bir hem medya üyelerinin içinde bulunduğu bir parti hem de Dünya Forma Günü sevgili Demirke'de bizi davet etti. Dedim ki ben giderim. Gittik. Tabii parti ama çıkamadım. Partiden verim aldın mı? Aldım. Sence almamış gibi mi görünüyor? Çok fazla insan size. Bence selam... almamış gibi gözüküyor. Yok yok çok fazla insan size selam yolladı. Ben de işte fotoğraflar falan çekildiler. Teşekkürler. sizi Teşekkürler. Aynen devam edin abiler çok seviyoruz falan. Böyle bir Bu programdan sonra değişebilir ama. Ya çünkü hakikaten bak biz boş yaptığımız program oldu daha önceden. Aa bu kadar olmadı. Yani şu an ne yaptığımızı hiç bilmediğimiz evet. olmamıştır. Aa şey. bu arada bir dakika ya. Ben bir kişiden muhtemel bir özür dilemem gerekiyor olabilir. Ben Kibar. geçen gün Eurosport'a koşuyordum. Aa bizim <laughs> senden özür dilememiz gerekiyor. <laughs> kural ee, değişmiş. Kural değişmiş. Ha evet. Ya ben sizi rencide etmeyeyim diye şey etmedim. Gerçekten kuralın değiştiğini bizim de bilmememiz. Gerçekten ben de bilmiyordum açıkçası. Kural Of. Öf. Bir dakika birine hakikaten özür dilemem lazım. Bilmiyorum. Şöyle ki şimdi e, geçen gün neden? Eurospor'ta koşarak gidiyordum ben. Birini mi ezdin e, koşarken? Yok. <laughs> şimdi e, orada şey var ya e, İstek Lisesi. Orada oranın önünde Işık Lisesi lan. Işık mı? Işık Işık ne isteği? Ha evet evet doğru oraya hmm. geldik tamam. Onun önünden koşuyordum. Yanlışım yoksa birisi A Londra merkez gibi bir şeydi. Tam anlayamadım çünkü artık nefesim kesilmişti benim. 15. kilometrede falandım. Demek sende vücut bulduysa program? Ben dönemedim. Yani o anda hani bana bir şey söylendiyse eğer o şekilde ben o kişiden özür diliyorum. Belki şey dedi. Belki onun özür dilemesi gerekiyor. Aa ulan bu Londra merkezdeki kelle falan dedi. Ben. <gülüyor> niye <gülüyor> böyle demiş <laughs> abi? Niye demedin? <laughs> lafın, <laughs> tamamı, <laughs> lafın tamamını duymadan niye özür diliyorsun? Belki herif sana hakaret etti. Öyleyse Bence... de o özür dilesin ama. Yani Aynen. Bence de. Duyup tepki vermediğim için Oğlum yine sana öyle. denmedi mi bunlar? Sana şey falan dendi bu Tamam formanda. tamam. Neden bir, de bir bir şey dendi lan bana bu programı? Şey dendi geçen paylaşmışsın. Ne? Forma. Sa şeyine. Ya sen izleyicileri nasıl küfür ediyorsan onlarla sana yedim işte. Salih mi ne? Işte yani. Abi izleyiciler bana küfür mü ediyor? Niye bu, bu zamana kadar Oğlum, sakladınız benden ben bunu ya? Sana Salih değil, değil ya öbürü. Şey. Neydi ya adamın adı? Paul George'lu. O değil mi? Tabii işte Salih. Salih miydi o? Aynı şeyden bahsediyorsunuz. Evet evet tamam doğru. Yani öyle hiç boşu boşuna özür dileme ee, ya. Ben cumartesi İngiltere'ye gidiyorum. Hayda. Evet, ben gidiyorum. maçına mi? gideceğim pazar günü. Gelecek mi daha? Geleceğim. Ha. Bir hafta geliyorum. Oradan bir şeyler çek de yeni yıldaki programımız bir coşkulu olsun. Olur. Buradan United e... maçına da bilet bakıyorum. Onu bulamadık. Onur Erdem'e eee teessüflerimizi bildiriyoruz. Kendi gidiyor bizi götürmüyor. Onur Bu adam Erdem e... 6 ay önce geldi dedi ki beyler de Londra'da Londra merkez çekeceğiz. Evet. Big Ben'in üstünde. Ben neden gidiyorum sor. 2019'da. Neden gidiyorum diye sor. Neden gidiyorsun? Nerede çekeceğiz ona bakmak için gidiyorum. Fizibilite. Top düştü bu anon. Bu ee, sekiyormuş. Konya'lı Ahmet Usta kime geldi? Buna. Kime? Yemek mi yiyeceğim? Yani bitirirseniz programı diyor. Yiyeceğim yani, diyor. Işıklar mışıklar üstümüze düşmeden biz bitirsek mi programı? Şş. Bilmem. Şaka bir yana Belki Birazcık değil. kendimize çekip düzen verelim. Hakikaten iki dakika bir şey konuşalım, öyle evet. gidelim. Yani böyle olmaz. Ayıp. Yani şu an ayıp değil şu ana kadar ki. Konuşmazsak <laughs> ayıp olacak. <laughs> Bitirelim oğlum burada. Daha fazla abartmayalım. İşte ben şunu söylemek istiyorum. Ha. Ee, Yeni yıl mesajları falan verelim abi. İnsanlara işte güzel evet. mutluluk tamam, verici peki. şeyler söyleyelim abi. Bu yılın son programı. Zaten yani yani zindelim, maç oynamıyor. Ben size futbol anlatsam ne olacak? Şu yani, tabii yani. Canım. Hı -hı. Ha, Bu niyetle gelmedik. Düşünerek yapmadık bunu. Bizim başka sebepler ötürü şu anda futbol konuşamıyoruz. Ee, ama eğrisi doğrusuna denk gelmiş durumda. Bu da yeni yıl programımız olsun. Yılın son programı. Buyur Erman. Bu mu yani? Buyur Erman dediğimde. Dur önce dur. dur. Kapat onu kapat. Kapat. Önce mesaj ver ondan sonra. Adam çıkar şarkıyı başa çansın. aldı yalnız. Helal olsun. Çıkar o şarkı değil bence. Mesajım çok açık. Sevin birbiriniz arkadaşlar. Sevgi her şeyin temelinde yatan bir olaydır. Ee, o yüzden insana birbirini severse diğer şeyler akabinde gelir. Herkese mutlu yıllar. Seni yok mu oğlum? oğlum ne? Ben, ben de yıllar. mesaj vereceğim. Mutlu Vermedim. yıllar işte. Ver. Bu kadar mı seninki? Benimki mutlu. Ben mutlu bir yıl istiyorum herkes için değil mi? 2020'den ben çok mutluyum. Çift yıl olduğu için özellikle ve 20-20 olduğundan ötürü. Benim Spor severler için özel bir yıl olacak, orası kesin. Aynen. Hem olimpiyat şey var, var, hem Avrupa Şampiyonası var, hem olimpiyat var. Tokyo. Ee, Tokyo demişken, Hı. E, bu ilk Tokyo aldı ya, biz Hı. yarışıyorduk Tokyo yla. Evet. Orada Sinan Engin'in bir çıkışı vardı. Tokyo ne ya futbolda ne başarısı varmış diye kızlar ya Tokyo. Ya. Evet. O geldi aklıma. Neyse geçtim. Ee, 2020 herkese ben mutlu bir yıl olacağını düşünüyorum. ...dünyada daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Çünkü bu bir enerji olayı. Her sene aynı Herkes şey. Herkes bakarsa... Bu bir sevgi olayı. Bu bir, bir sevgi sene. olayı. Herkes iyimser bakarsa 2020'den... Bu 20 dünyada dünya gidiyorlar. daha iyiye gitsin. Olumsuz bakmamak Şuraya lazım. gitsin. Her sene dünya daha kötüye gidiyor. Kardeşim artık biraz da realist olun. Gerçeklerle yüzleşin. Bir şey diyeceğim. 2020'de aşk hayatında seni ne bekliyor? Acayip sancılı ve dalgalanmalı bir dönem. Şöyle bir şey var. Benim normalde 5 ay sonra evlenmem lazım. <laughs> Niye? Ee, bir büyücü abla... E, büyücü de değil tam da e, yani ya falcı abla. E, iki 2 ay Witcher. önce Witch'a. 2 ay önce bana fal baktı. Dedi ki 7 ay sonra sende yüzük görüyorum dedi. Dedim nasıl yüzük? O zaman evlenmene gerek yok. Nişanlanmış. Ya da o mi? da olabilir. Neyse ve dedi ki İnşallah bu kişi İnşallah ele takılan yüzüktür. Bu kişi dedi. <gülüyor> 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 bu kişi dedi. Daha tanışmadığım bir kişi dedi 2 ay öncesi için. O yüzden normalde benim mayıs ayında Yüzük takmam lazım. Buradan o zaman e, izleyicilerimize hani ilgilenen varsa, Erman'la hazır canım ihtimal bu, bu. varken... Yani evet. <laughs> isteyen varsa 2020'de paketleyip size yollayabiliriz. Öyle yani, Vici abla öyle dedi. Ben de yok. evlenmeyi düşünüyorum 2020'de. Sen de mi? Hı, o zaman güzel Bravo. toplu bir düğün yaparız. Aynen. Tamam. Kapat eksiğim var tabii evlenmek için. Bir tane, önemli bir eksik. Evet, bir eksiğim ama var. Ama kapanmayacak bir şey yok. O çözülür ama yani bence. Kapanmayacak sıkıntı. bir şey yok. Iı ı ı. Dur <laughs> lan Kapat. tamam. nereye kapatıyorsun? Manyak mısın? Bir 30 saniye bekleyin. Telefon çalıyor bir dakika. Ben kapattım. Artık Kapatma. ne zaman kesilirse program. Hoşçakalın.